Selam arkadaşlar. Şöyle az önce izlediğiniz yavrulardan bir tanesi dışında, sarı beyaz dışında diğer iki yavruyu benim de sizler gibi son görüşüm oldu. Nasıl derseniz. Arkadaşlar en son dün gece saat 12'ye kadar buradaydık. Kalan 3 yavrusu vardı. 3 yavru da bu sabah itibariyle yok olmuş. Ve annesi hiçbir mamayı yiyemiyor, su dahi içmiyor. Sabah birkaç saat çok bağırmış, ağlamış. Biz de konu komşuyu soruyoruz. Şüphelendiğimiz bir iki durum var. Şimdi oralara gideceğiz. Yok, kalan son 3 yavru da yok oldu. Sokakta ancak bu kadar bakılabiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu anneye ve yavrulara sokakta bakıyorum. Sokakta bakmak zorundayım. Artık benim çünkü evimde yer kalmadı. Artık adım atamıyoruz. Kiracıyım, ev sahibimle aynı binada yaşıyorum. Bunun stresi her an, yani bu kediler yüzünden evden atılabilirim. Ayrıca ev çok küçük. Yani biraz daha kedi olursa artık hepimiz de sağlıksız yaşamaya başlayacağız. Bu nedenle benim artık kedi kurtarma, kedi alma şansım tamamen bitti arkadaşlar. Bahçeli ev hayalim de artık sadece hayal olarak kaldı. Yaşanan bu pahalılıklar, işte bütün yaşananları biliyorsunuz. Bunları anlatmayacağım. Gelelim konuya arkadaşlar. Bu sokakta bakmaya çalıştığım anne ve yavrularından 3 tanesi sahiplenildi biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesiyle sadece ben tanışabildim. Bir tanesi zaten baştan kaybedilmişti, melek olmuştu. Son kalan 3 yavruyu da arkadaşlar araba motorlarına girip çıkıyorlardı. Bir gün bir motora girmişlerdi. Bir türlü çıkaramamıştık. Adamcağız da telefon numarası bırakmış. Adamı aradık. Artık gecenin saat 11'i falandı. Geldi adam. Sağ olsun. Açtı motoru. Yavruları çıkardı. Arabasını da aldı. Başka yere park etti. Güzel bir gün geçirdik. Duyarlı bir vatandaşımızdı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle yapayım bari. Sonra arkadaşlar, ertesi gün bu sefer bir başka birisi oraya araç park etmiş. Işık neden böyle oluyor anlamadım. Yavrular yine anne kedi sürekli araç altlarında kaldığı için arkadaşlar, yavrular da giriyor. Oynarken motora giriyorlar, tekerlerin içine giriyorlar falan. Biz baktık, şey yok, telefon numarası yok. Araştırdık, sorduk yakın komşulara. Bilen yok. Bir de gece vakti, hani herkesin kapısını çalamıyoruz. Derken ben de şöyle bir çözüm buldum. Bir komşudan kağıt kalem aldım. Koca bir A4 kağıdına büyük harflerle yazdım. Lütfen dikkat, araç motorunuzda yavru kediler olabilir. Lütfen motorun içini kontrol edin. Altını kontrol edin. Yola öyle çıkın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Yani bu kadar güzel bir not yani. Sen sabahleyin adam gel, notu al, kenara koy, üzerine de bir taş koy. Arabayı al git arkadaşlar. Ben bir gittim sabah. Ne yavrular var, ne araba var. Deliye döndüm. Onun kapısını çalıyoruz, bunun kapısını çalıyoruz arkadaşlar. Adamı tanıyan birine ulaşamıyoruz. Neyse, en sonunda, ha bu arada şunu söylemek istiyorum. Anne kedi hep böyle bir istikamette kokluyor. Kokluya koklaya gidiyor. Bir araştırmalar yapıyor arkadaşlar. Biz de anne bir şey biliyor diye sürekli onun gittiği yerleri, inşaat çalışması var, oralara girdik, işçilerle konuştuk, oraları aradık. Bodrum penceresi açık, bodrum katlarıyla aklınıza gelen her şey. Sonra arkadaşlar bir komşuya ulaştık. O komşu o arabanın sahibini tanıyormuş. Daha doğrusu eşini tanıyormuş. Fakat eşi de adamın köydeymiş. Sadece eşinin numarası varmış kadıncağızda. Sağ olsun gene eşini aradı, köyü. Köyden kadın kocasını aradı. Kocası nihayet iş yerinde karısı arayınca tabii ki motorunu açmış, bakmış yavrulardan sadece sarı beyazı. Arkadaşlar bu bebeğimiz geldi.
Bu bebekler araba motorunda gitmişler. Şu gördüğünüz yerde dün bir araba fark etmişti. Telefon numarası yoktu. Gece 12'ye 1'e kadar bekledik çocuklarla. Ondan sonra kocaman bir not yazdım. Dedim ki motorunuza bakmadan, arabanın altına bakmadan arabayı hareket ettirmeyin. Neyse adam arabanın altına bakmış, motora bakmaya üşenmiş, sabah sabah işe gidiyormuş. Ondan sonra efendim bu 3 tane bebeği motorda götürmüş. Anne kedi o saat bu saattir gözyaşlarıyla, gözünden resmen yaşlar aktığını söylüyor çocuklar. Ve bütün gün mama yemedi. Neyse artık adamın yollarını gözledik. Bir komşu karısının telefonunu biliyormuş. Karısı köydeymiş. Dediler ancak akşam bilgi alırız falan. Neyse akşam oldu. Adam aha bu gördüğünüz sarı beyaz yavruyu getirmiş. Diğerleri nerede? Diğerleri düşmüştür. Yok sadece bunu buldum. Şok oldum. Adama diyorum ki ben size not yazdım. Hani siz bunu bilmeseniz diyeceğim ki kaza, dalgınlık, her şeyi diyeceğim. Hoş göreceğim. Ama ben size koca bir A4 büyük harflerle, ünlem işaretleriyle, koca koca yazıyla yazdım. Sabah sabah onunla mı uğraşacağım? Ben de adama verdim, veriştirdim. Vallahi çok pis beddualar ettim arkadaşlar. Beddua sevmiyoruz ama canım çok yandı. Diyorum ki sabah erken git, iş yerinin orada çıkmışlardır belki motordan. Hani bu bütün gün çıkmadığına göre. Onlar da belki uzun bir süre çıkmadı, düşmedi yolda falan. Belki işte araba motorundan iş yerinin orada çıktı. Diyor ki orada çıkmazlar, köpekler var ya. Yavru kedi ne bilsin köpeği? Arkadaşlar yani adam saçma saçma. Diyor ki sen diyor beni mi yargılıyorsun, sorguluyorsun? Benim evde iki kedim var. Geri zekalı iki kedin olmayla sen yani bir duyarlı insan mı oluyorsun? Duyar mı kasıyorsun? Yani iki kedisi olan ne mallar ne salaklar gördük biz. Adamla yarım saattir kavga ediyoruz. Yok, yollara falan düşürdü herhalde, bilmiyorum. İki kedinin katili oldu. Bulmuş, alıp gelmiş arkadaşlar. Üzgün bir şekilde. Tabii getirdiği saatte ben orada yokum. Ondan sonra çocuklar demişler, abi diğerleri nerede? Demiş ki, bilmiyorum, çıkmışlar demiş. Belki burada çıktılar, belki orada çıktılar. Belki de yolda düştüler demiş. Morali bozukmuş ki ya. Neyse çekmiş gitmiş. Çocuklara dedim ne tarafa gitti? Şuraya gitti, şu binaya girdi. Şimdi o binaya girdi ama kaçıncı kat? Çaldık zilleri arkadaşlar. Bütün zilleri çaldık. Birinden çıktı adam. Dedim şu arabanın sahibi sen misin? Dedi benim. Dedim kardeşim biraz aşağı gelebilir misin, konuşalım. Ne var ne var dedi bana böyle ters, ama ters bir şekilde. Dedim kardeş sen benim notu okumadın mı dedim. Arabaya, motora bakmadın mı dedim. Dedi arabanın altına baktım sadece. Motordalarsa onlar kaçarlar diye düşündüm. Sabah sabah onunla mı uğraşacağım dedi adam bana. Deyince arkadaşlar ben bir sinir krizi geçirdim. Dedim nasıl ya? Sana dedim yani demek gerekmiş ki not bırakmışız. Sen duyarsız bir vatandaşsın ki senin aracında telefon numarası yok bir kere. Hani yangın olsa, itfaiye gelse, ambulans gelse senin aracın yüzünden geçemeyecek. Yavru kedileri ne yaptın? Nerede düşürdün? Dedim in aşağı konuşalım. Gidelim iş yerinde belki çıkmışlardır. Yok arkadaşlar. Adama ben de, adam suratıma benim camı kapattı. Tamam mı? Bir de kapatmadan önce dedi sen beni mi dedi şey yapıyorsun dedi. Sen kimsini eleştiriyorsun dedi. Benim iki kedim var dedi falan. Her iki kedisi olan maalesef ince ruhlu olamıyor. Duyarlı olamıyor. Kedi sahiplenmenin de çeşitli şeyleri var. Arkadaşlar bazen kedi sahiplenen insanlar da bencil olabiliyor. Duyarsız olabiliyor. Sadece kendi yalnızlığı için belki kedi sahipleniyor. Yani her kedisi olan da dört dörtlük insan olacak diye bir şey yok. İşte karşımıza çıktı yani. 5 dakikasını, 5 değil ya 3 dakikasını ayırsa, bagaja bak, şeye, motora baksa yavrular orada olacak. Çünkü diğerini bulmuş, getirdi. Arkadaşlar ben adam suratıma camı kapatınca avazım çıktığı kadar bağırdım. Kedi katili, yavru kedi katili. Bütün apartmanlar kim var kim yok herkes dışarı çıktı. Çıktı ama yani ben sadece sinir krizi geçiriyorum. O an yapabileceğim bir şey yok, adam açmıyor kapıları falan. Ben de tuttum
Adamın aracının plaka numarasını falan fotoğrafladım. Tabii bunu komşular gördüler. Herhalde adama söylemiş olmalılar ki. Ertesi gün, o gece bir komşuya yalvardım, yakardım bu anneyle yavruyu bir geceliğine bir komşuya emanet ettim. O süre içerisinde ben çözüm arayışlarına girdim. Sağ olsun işte bir takipçimiz orayı aradı, burayı aradı. İşte uygun fiyatlı bir klinik buldu. Ve ayrıca 4 gün bakım sürecince de yavrusuyla beraber misafir edebilecek bir klinik buldu. Fakat klinik yoğunluktan dolayı ertesi günde kabul edemeyince diğer gece de ben yavruyu aldım, anne dışarıda kaldı. Ben orada yavrusunu emzirsin diye yanına götürdüğümde bu adama birileri demiş olmalı ki senin plakanın resmini falan çekti diye. Ki zaten bizim o kişiyle birkaç görüşmemiz olacak yani. Biz onunla görüşeceğiz. Bu adam benim yanıma geldi. Bildiğiniz sünepe böyle alttan alıyor falan. İşte nasıl yavrunun durumu falan yavruyu soruyor. Ben direkt adama döndüm. Sen katilsin. Neyi soruyorsun dedim. Sen dedi benim bagajımı dedi görsen dedi utanırsın dedi bu söylediğine. Hani bagajında mama falan herhalde var ki yani. Yok dedim. Ben dedim dersimi aldım. Öyle her bagajında mama olan, evde kedisi olan dedim maalesef duyarlı olamıyormuş. Sen sabah sabah dedim uğraşamadığın için o iki kedi muhtemelen dedim otoyolda düştü. Kaç araba geçti dedim kim bilir üstünden. Sen dedim iş yerinin orayı aradın mı? Yok dedi oralarda yok falan işte. Ondan sonra bana böyle yani şey haklı çıkmaya çalışıyor, üste çıkmaya çalışıyor. En son dedi ki takdir-i ilahi dedi yani en son oraya geldi. Kader dedi. Nasipleri öyleymiş dedi. Eğer dedi bunun da nasibi olmasa bu da dedi kaybolurdu, düşerdi filan. Sonunda arkadaşlar beni çıldırttı. Ben de yine arkasından eve kadar kovaladım adamı bağıra bağıra. Gitti. Ertesi gün ben de yavruyu ve anneyi aldım. Kliniğe teslim ettim. Daha ben eve gelmeden anne de kısırlaştırması yapıldı. Ben de ameliyat masasındaki fotoğrafı da var ama onu paylaşmayacağım. Veteriner hekimimiz sonrasında küveze almış. Yavrusunu da onun yanına koymuş. Onun fotoğrafını paylaşayım. Arkadaşlar, komşuların dediğine göre senede 8'er yavrudan 24 yavru yapıp 3 ayda bir ki daha da fazladır ben ortalama diyorum. O yavruların bir tanesi bile ortalıkta kalmıyormuş. Hepsi böyle buna benzer şeylerle hep telef olmuş şimdiye kadar. Benim önceden bildiğim bir kedi değil. Benim zaten besleme alanlarımda da değil. Benim mahallemde bile değil. Bir başka mahallede. Yani orada kısırlaştırma yapmayan insanların şeyi zahmetini ben çekiyorum. Bu arada ışık yansıması sizi rahatsız ediyor olabilir ama nereye çevirsem yine de oluyor arkadaşlar. Şöyle mi gitsem? Şimdi arkadaşlar bir kedi daha var. Bir anne kedi daha. Onun yavruları biraz daha büyüktü. 3 tane yavrusuyla birlikte geziyordu. Ben bunlara mama götürdükçe ona da götürüyordum falan. Önce biri kayboldu. Sonra biri daha. Onlara da ne oldu bilmiyorum. O anne de aynı bizim bu anne kedi gibi ağlayarak aradı, etti, günlerce mama yemedi filan ama bulamadı yavrularını. Şimdi ikinci kediyi de onu da yakalayıp bu anneyi almaya gittiğimde onu da götüreceğim arkadaşlar. Artık bu anne kediler ağlamasın, yavrular telef olmasın. Her yıl 20 kedi kısırlaştırıyordum ama bu yıl işte sağ olsun takipçilerimiz de araya girdi. İlçe belediyeleriyle görüştüler. Özel kliniklerle. Ben zaten Büyükşehir Belediyesi ile randevularım var. Yani kotayı yükseltiyorum arkadaşlar. Bu yıl kışa kadar 50 kedi kısırlaştıracağım. Bunların içinde erkek kedi de, dişi kedi de, dişi kedi ağırlıklı olacak. Tabii ki erkek kedi de kısırlaştıracağım. Onlar da biliyorsunuz bu süreçte çok birbirleriyle kavga ettikleri için yaralanmalar falan olabiliyor. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Ha, niye araba olan yerlerde bakıyordum falan. İşte başta söylediğim gibi başka çare yok. O kedinin yeri orasıydı. Burada her yer yol, her yer araba. Yapabileceğim bir şey yoktu arkadaşlar. Çok üzgünüm. Ha belki bir trafik ışığında bir yerde belki indiler, kaçtılar. Belki bir iyi insanların eline geçtiler, bakılıyorlar. Belki melek oldular. Ne oldukları hakkında hiç fikrim yok. Sadece çok üzüntülüyüm.
Bu yüzden artık kesin ve kesin kararlıyım. Kısırlaştırmaların sayısını çoğaltıyorum. Allah sağlık sıhhat verirse, Allah yardımcımız olursa ve herkese de öneriyorum. Lütfen arkadaşlar kısırlaştırma yapın. Kısırlaştırma için destek isteyin. Arkadaşlar belediyelerdeki sınırı aştıktan sonra destek isteyin. Belediyelerde zaten kısırlaştırma var. 3-4 gün siz bakacaksınız. Ona da lütfen katlanın. Yoksa çoğalttıkça size artık ne bağışçı yeter ne mama fabrikası yeter. Hani kimsenin de o kadar bir gücü yok. Sınırsız değil yani. Hadi mamayı da geçtim. Böyle bir işte kazalara kurban gitmeler, insan şiddetine uğramalar. Artık böyle şeyler olmasın arkadaşlar. Lütfen kısırlaştırma yapalım. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani ben artık kollarımı kısırlaştırma konusunda beslemeyi yapmayacak mıyım? Tabii ki yapacağım. Evdeki kedilerim aç mı kalacak? Sokakta beni bekleyen kedilerim aç mı kalacak? Tabii ki beslemelerini de yapacağım. Ama biraz yorulacağım. Eşimle, dostumla, çocuklarımla belki fazla ilgilenemeyeceğim. Ama ben arkadaşlar bu tempoya girdim, başladım. Yani bu önümüzdeki hafta içerisinde biri kısırlaşmış. Bir hafta içerisinde 3 kedi de daha var. 4 kediyle inşallah başlamış oluyorum. Artık Aralık ayına kadar havalar soğuyuncaya kadar ne kadar kısırlaştırma yapabilirsem kârdır arkadaşlar. Ve sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal medya kullanan, Facebook, Instagram, TikTok bilmem ne artık nereleri takip ediyorsanız lütfen kısırlaştırma konusunda üzerine basa basa yayın yapmalarını rica edin ve kendileri de kısırlaştırma yaptıklarını göstersinler. Belediyelerse belediyelere götürürken, getirirken ya da evlerinde bakarken yani bazı şeyleri nasıl insanların gözüne sokuyorlar, küpe numarası gibi örneğin. Bu kısırlaştırmayı da insanların gözüne soka soka yapabilirler. Bunun için farkındalık yapmak zorundalar. Sonuçta bir yola girmişler, sosyal sorumluluk taşıyorlar. Yani ben bu konuda herkesten çok çok rica ediyorum. Lütfen ama lütfen en önemli beslemeden bile önemli birinci şey kısırlaştırma olarak görelim. Yapalım, çevremizi uyaralım, konuşalım. Artık bu anneler sadece kendileri için yaşasınlar ve bu yavrular da acı çekmesinler. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Aç kaldıkları için nasıl içiniz parçalanıyorsa bu yavruların faciayla telef oldukları için de o şekilde içiniz sızlamıyorsa siz besleme de yapmayın o zaman. Yani kusura bakmayın biraz ağır oldu belki ama açlıklarına üzülen telef olmalarına da üzülür. O yüzden kısırlaştırma yapar arkadaşlar. Biraz sert bir video oldu. Sinirlerim çok bozuk ama ben bu konuda kesinlikle haklıyım. Allah'a emanet olun. Her şey bu canların iyiliği için arkadaşlar. Hoşça kalın.